En güzel surette yarattık. Sual. Tin suresinde insanın ahsen-i takvim üzere yani en güzel şekilde yaratıldığı bildiriliyor. Kafir olan insanlar da olduğuna göre kafire niye güzel deniyor? Cevap. Kafire güzel denmiyor. İnsan diğer mahluklara, hayvanlara göre daha mükemmel yaratılmıştır. Hayvanlara verilmeyen akıl ve konuşma kabiliyeti insanlara verilmiştir. Organlar birbirine uygun şekilde yaratılmıştır. Vücutta ne fazla ne eksik organ var. Mesela üç kol olsa fazla olur. Üç bacak olsa fazla olur. Tek kol ve tek bacak olsa eksik olurdu. Buradaki uygunluk ve güzellik, şekli güzelliktir. İmanlı veya imansız olmakla ilgisi yoktur. Her çocuk günahsız doğar sonra ya mümin veya kâfir olur. Günahsız doğan bir Hristiyan'ın kızı büyüyüp dünya güzeli olsa ona çirkin denmez. Kâfir inanç yönünden çirkindir. Çok güzel bir bıçak yapılsa o bıçakla insan öldürülse bıçak yine aynı bıçaktır. Zararlı işte kullanılmıştır. Günahsız doğup dünya güzeli olan kız da kâfirliği seçmişse yanlış iş yapmış olur sonsuz azaba maruz kalır. O ayet-i kerimedeki ahsen-i takvim ifadesi şöyle açıklanmıştır. Biz insanı ahsen-i takvim üzere yarattık demek, en güzel surette, boylu boslu, sureti güzel, organların yeri, sayısı, en iyi kullanmaya müsait tarzda, kainatın bütün özelliklerini içine alacak şekilde yarattık demektir. Ebu Bekir bin Tahir, akılla süslü, ilahi emri yerine getirebilen, ayırt etme gücü olan bir varlık olarak yaratılmıştır demiştir. İbni Arabi de Allahü Teala'nın insandan daha güzel bir mahluku yoktur. Allah onu canlı, bilgi, kudret, irade sahibi, konuşan, işiten, gören, işini çekip çeviren ve hikmetli bir şekilde davranan bir varlık olarak yaratmıştır. Bütün bunlarsa yüce Rabbin sıfatlarıdır demiştir. Kimi alimler de insan küçük evrendir. Zira yaratılmışlarda bulunan her ne varsa onda toplanıp bir araya getirilmiştir demişlerdir. İşte bu kadar güzel yaratılıp akılla da süslenen insan Rabbini inkar eder, yaratılış gayesini unutursa o zaman çok aşağı dereceye düşmüş, hatta hayvanlardan bile aşağı olmuş olur.